Herkese selam, ben Yağız Derolur. Bu videoda yine bir ürün inceleyeceğiz. Bu ürün Camp & Map'in yeni üretmiş olduğu Cibinlikli hamak. Yerli bir ürün olduğu için incelemeyi keyifle yapacağımdan eminim. Ürünümüzün paket boyu 23 santim uzunluğunda, 11 santim çapında ve 480 gram ağırlığında bir ürünü kapsıyor. Ürün çıktığı zaman şöyle hemen göstereyim. Deneyimlediğim kadarıyla güçlü şekilde yapılandırılmış polyester bir kumaş kullanılmış ve cibinliğin de gözenekleri gerçekten uygun kalitede. Ürünün ölçülerinden bahsetmek gerekirse 2.75 uzunluğunda ve 150 santim ene sahip. 2 kişi de rahatlıkla yatabilecek bir ürün, yani o şekilde düşünebilirsiniz. 275 kilo taşıma kapasitesi var. Bu gerçekten bir hamak için güzel bir özellik bu arada. Lafı çok uzatmadan hemen bir kuralım. İçerideki deneyimlerimi size aktarayım. Belirlediğiniz 2 tane ağacı, boyu tabii ki uygun olması gerekiyor, 2.75 ip payında düşündüğünüzde arasında 3.5 metre fark varsa bir iki ağaç arasında bu iki ağacı kullanabilirsiniz. Ben şu ağaçla buradaki ağacı kullanacağım bunun için. Şöyle boya baktığımda da aynı şekilde zaten görebiliyorsunuz. Ürünün yanında hemen şöyle ipler var. Şöyle göstereyim. Evet, hamağın ana iskeletini kurdum ve düğümlerin etrafında emniyet düğümlerini dağıttım. Şurada gördüğünüz emniyet boğumları ve aşağıya herhangi bir yük geldiğinde önce emniyet boğumlarını sıkıyor. Ondan sonra düğüme yük bindirmiş oluyor. Evet, düğümü atmak için ipi şuradaki gözden geçiriyoruz. Hafif bir boşluğunu alıyoruz ve katlayıp 1, 2, 3 ve parmağımızın çıkardığımız noktadan içeriye doğru sokuyoruz ve kastırıyoruz. Düğüm kendini oturtuyor. Şu anda sapasağlam şekilde duruyor. Peki ağaca bağlarken nasıl yapıyoruz? Hemen onu da göstereyim. Ağacı bir kavradık, sarılıyoruz. Geldik. Çaprazı verdik. Boşluğu aldık. İyicene kastırıyoruz. Yani çok gergin olmasına da gerek yok. Eğer çok gergin olursa bu iplerde zorlanma yapabilir. Buradaki dikişlerde açma yapabilir. Bu yüzden hafif boşluk bırakıyoruz ve yine emniyet düğümümüzle beraber başta attığımız düğümün aynısını yine atıyoruz. Parmağımızın girdiği noktadan çıkartıyoruz ve çekiyoruz. Geldik cibinliğe. Şöyle cibinlikte 3 tane halka var, görebileceğiniz. Orta kısmı seçiyorsunuz ve cibinliğin içine şuradaki ipi getiriyorsunuz. Tabii ben ipimi kaybettiğim için çadırımın gerdirme iplerini kullanıyorum şu anda. Ve bu sefer camadan atıyorum. Daha önce atmıştım, göstermiştim. Önceki videolardan görebilirsiniz. Camadan atıyorum. Çok fazla gergin bırakmamak gerekiyor cibinliklerde. Çünkü siz aşağıya yük uyguladığında hamak içeriye doğru göçme yaşayacak ve bu sefer cibinlik havada kalmaya başlayacak. Bu cibinliği bir yerde zorlayacak ve dikişlerinden kopma, hasarlanma kısmına gelecek. Sadece benim acaba neden dediğim olay, sadece içeriden açılan bir fermuar yapısı var. Yani dışarıdan gördüğünüz gibi ters şekilde şöyle elinizi daldırıp fermuarı kavrayıp öyle açmanız gerekiyor. Dediğim gibi cibinliğin üzerinden kavrayıp bu şekilde kısım kısım gitmek gerekiyor. sert bir oturuş yapmayın. Çünkü düğüme bir anda kuvvet vermektense yavaş yavaş kuvvet vermek her zaman daha güvenli olacaktır. Evet, şu anda düğümler yükü yedi ve kavradı birbirine. Hemen yatalım bakalım, içeriğini görelim. Evet, bu geceyi bu arkadaşla geçireceğim. Bakalım akşam üşütme durumu ne olacak? Çünkü çok fazla kalın bir kumaşı yok. Yani yazın tabii ki sıkıntı yaratmaz hiçbir şekilde ama bu hamakla kış kampı yapılabilir mi? Bunu en azından yorumlamış olabiliriz bu gecenin sonunda. Kılıfı ayrı bir cep olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani toparlayıp kılıf haline gelmeden cep telefonunuzu koyabilirsiniz. Fenerinizi ya da herhangi bir cihazınızı koyabilirsiniz. Aynı zamanda cebinin iç tarafında da bir tane şeffaf şekilde duran cebiniz var. Bunları değerlendirebilirsiniz. Ürün gerçekten güzel bu arada. Dokusu hoşuma gitti. Hemen şurada fitilleri zaten dikişleri korumak için atılmış. Bakalım bu gecenin sonunda tam olarak yorumu belli olacak. Ama siz bunu tek video içerisinde göreceksiniz. Evet, hamakta kalmaya karar verdiyseniz hamağınızı kurduktan sonra matınızı ve uyku tulumunuzu mutlaka hamağın içine yerleştirin ki hamak formunu ona göre alsın. Ve akşam bir daha aynı şekilde zaman kaybı yaşamayın. Evet, şu anda hamağın içindeyim. Gayet rahat. Ateşim yanıyor arkada. Evet, günaydın. Çok keyifli bir uyku geçirdim. Sadece gece bir domuzlar rahat bırakmadı. Hamakta rahatsız olduğum tek şey fermuarların sadece içeriden açılması. Onun dışında herhangi bir sıkıntı yok. Bayağı genişliği, uzunluğu gayet iyi. Bu cibinliğinde kullanılan tül gerçekten dışarıyı saydam olarak gösteriyor. Dediğim gibi sadece fermuarının tek taraflı olması giriş çıkışlarda birazcık sıkıntı yaratıyor açıkçası. Dün sadece bir tuvalet için kalktığımda bile rahatsız oldum. Onun dışında gerçekten güzel bir ürün diyebilirim. Evet. Ürünün kullanımı bittiği zaman toplaması çok basit. 2 tane kordonu var. Yan yana getiriyorsunuz. Ve kılıfına doğru kıvırıyorsunuz. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda yerli üretim olan Camp & Map'in hamağını inceledik. Bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi ürünü görmek istiyorsanız yorum kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Doğayla kalın.